20 günlük bir rapor almış. Herhalde bir o olaydan bu yana da 10 gün geçti. Hastahanede yatıyor, tedavi görüyor ve seçim çalışmalarına katılmıyor. Batman Belediye Başkan Vekilimiz Serhat Temel aynı olayda yaralandı. Bunu şimdi bu ülkede vekilin dövülmesi, vekilin yaralanması, belediye başkanının yaralanması, dövülmesi, yani seçilmişlerin atanmışlar tarafından, bir polis memuru tarafından darp edilmesi hiç haber olmuyor. Ama bizim vekil olarak bütün bu olaylara karşı duygusal artık yani çok gerçekten sabrımızın sınandığı bir zamanda elimize taş almamız eğer bu kadar sorgulanmıyorsa tabii ki bunu da kamuoyunun... Bengi Bey, ben bu noktada girmek istiyorum. Bakın, sorun da tam şu. Evet, siz mecliste seçilmiş ve bir kitleyi temsil eden insansınız. Sonuçta sizi oraya Batmanlar seçiyor ve Batman'ı temsilen ve milletvekili olarak gidiyorsunuz. Evet, bir normal bir vatandaşın eline taş alması çok dikkat çekmez. Bakın, atmasını söylemiyorum. Attınız ya da atmadınız demiyorum ama Bengi Yıldız'ın eline taş alması çok anlamlıdır. Bengi Yıldız'ın eline taş alması bir kitleyi harekete geçirebilir. Yani sizin yatıştırmanız gereken bir noktada, daha çok sorumlu olmanız gereken bir noktada, eğer siz o üzerinize düşen görevi yapmıyorsanız kamuoyu da sizi eleştirecektir. Ve bence burada birazcık bilmiyorum, öz eleştiri yaptınız mı? Sayın Balansu, eğer devletin polisi, AKP hükümeti kendi polisini vekil üzerine salıyorsa... Bakın onu... ...sizin o toplumu yatıştırma gibi bir görevi yoktur. Sizin de AKP hükümetini, Sayın Başbakan'ı yatıştırma gibi bir göreviniz vardır basın olarak. Çok haklısınız. Bakın, çok haklısınız onda. Şiddette, gaz bombasında. Bakın, bu başka bir şey. Yani onu, evet, onu başka bir şekilde eleştirmek gerekiyor ama... sizin durumunuzu da farklı bir şekilde bence ele almak gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir de bir şey daha soracağım. Mesela YSK kararı, bir YSK bağımsızlarla ilgili bir karar verdi. Daha doğrusu sizin partinizle ilgili bir karar verdi. Maalesef baraj düşmediği için ve siz bağımsız olarak aday olmak durumunda kaldınız. Bu da bir ülkenin bence büyük bir ayıbı. Bu barajın da düşmesi gerekiyor. Yalnız bir, Türkiye'de olmayan bir şey oldu ki siz biraz önce vurguladınız konuşmanızda. Birçok kesim bu haksızlığa karşı sizlerin yanında yer aldı. Ben dahil. YSK'nın bu hukuksuzca kararına karşı sert eleştirilerde bulunduk ve YSK geri adım atmak zorunda kaldı. Ama buna rağmen bölgede şiddet alabildiğince yükseldi. Tansiyon çok yükseldi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kadar olumlu adım atılmasına rağmen BDP'nin yanında, yani CHP bile açıklama yaptı ve CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu bile gerekirse meclis toplanmalıdır ve bu sorunu çözmelidir açıklamasına rağmen neden o tansiyon düşmedi? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Toplumsal olayları sadece YSK kararıyla bağlantırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bu bölgede birkaç aydır yaşanan ciddi gerilimler vardı. Daha doğrusu aslında KCK olayıyla başlayan, yani %60-70 oy alan belediye başkanlarının cezaevine tıkıldığı bir süreçten, alındığı bir süreçten itibaren bölgede zaten ciddi bir huzursuzluk, ciddi bir gerilim vardı. Ama belirttiğim gibi bu özellikle çatışmaların, bu operasyonların başlamasıyla daha da tırmandı. YSK kararıyla bu artık kontrol edilemez bir noktaya geldi. Şimdi bu olayları, birden çok olayı olduğu ele almadan, sadece bir YSK kararı alındı, hatalıydı, tepki gösterdik, geri alındı, o zaman toplumsal olay bitsin. Bu matematik değil. Biriken o öfkeyi yatıştırmak gerçekten ne milletvekilinin elindedir ne de herhangi bir siyasi partinin elindedir. Toplumsal olayları böyle matematiksel olarak ele almanın çok gerçekçi olmadığını söylüyorum. Ciddi bir birikim vardı ve o birikim bir şekilde açığa çıktı. Şu anda daha normal bir süreçteyiz.
seçim atmosferine girmek istiyoruz ama bu sefer de gerçekten bu süreci gelen zaten hükümetin bu süreçte gelmekten menet bulunduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şu anda Batman'dayım ben. Ben 6 ay önce Batman'daydım, siz şimdi hükümetin gerdiğini söylüyorsunuz. Batman'da da AK Partiler bunun tam tersini söylüyorlardı. Hatta AK Partili olmayan başka partililer de sizin partinizin seçime gerilimle girme taraftarı olduğunuz yönünde söylemleri vardı. Yani ben şuradan hani aslında aynı şeyi söylüyorsunuz. Demin de söylediniz de hangi somut olay mesela ben Batman'dayım. Şimdi AK Parti Türkiye'de eleştirilmeye tahammül etmeyen bir siyaset izliyor. Yani ben Batman'da evet belirli söylemlerde herhalde AK Parti çok iyi yapıyorsun. Yani bu kadar Kürtlerin temsilcilerini göz altına alıyorsun her gün. Şimdi şunu görmeniz lazım. Bir dönün Barış ve Demokrasi Partisi. Öncesinde DTP kapatıldı, yaş başkanları yasaklandı. Şimdi bunlar çok kısa zaman gerçekleşen olaylardır. Bu ülkede 2 yıl içerisinde 2000-3000 tane DTP'li cezaevine tıkıldı. Bunların önemli bir kısmı da seçilmişler ve genel merkez yöneticileri. Sonra partiniz kapatılıyor. Yani bu süreçler hepsi arka arkaya geldi ve şu anda her gün yani 5-6 aydır her gün bu bölge genelinde her gün 100 tane insan gözaltına alınıyor ortalama olarak ve bunun 50 tanesi tutuklanıyor. Bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla yani esasen Barış ve Demokrasi Partisi'ne siyaset yapma zeminin ortamı kaldırılmış bölgede. Ve siyasetin yapılamadığı yerde, bizim kendimizi ifade edemediğimiz yerde, şimdi bunun yerine gerginliğin geçeceği, çatışmanın geçeceğini artık tekrar söylemeyelim. Söylediğimiz zaman hep deniliyor ki tekrar ortalığı gerdiler. Sayın Ayşen Tuğlu'nun kötü şeyler olacak kavramının altında 20 tane paragrafı sıralıyor. Kötü şeyler, kötü şeyler olacak ne demek Bengi Bey? Yani ama bu basında sadece kötü şeyler olacak kavramı öne çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten ne demek istediğimizi biraz bütünlüklü olarak değerlendirmek lazım. Bu bölgede şu anda Sayın Bakan valiyle, emniyet müdürüyle, jandarma komutanıyla köy köy geziyor, ilçe ilçe geziyor. Bütün muhtarları Gencüş'te, Kozluk'ta, Beşli'de bütün muhtarları çağırıyor. Biz bunu eleştirdiğimizde diyor ki hizmetleri aktarmak için biz muhtarları topladık. Peki 4 yıldır bakansınız, kaç kez Batman'a geldiniz, kaç kez muhtarları topladınız diye sorduğumuz zaman da sesle problem var. Aslında yer almıyor. Dolayısıyla adil olmayan, demokratik olmayan bir seçimle karşı karşıyayız. Biz Sayın Özdağ'la katıldığımız bir televizyon programında da söylemiştim. Uzun zamandır da bütün konuşmalarımda basın karşısında söylüyorum. Diyorum ki eğer, çünkü 2009 seçimlerinde de Sayın Başbakan aynı argümanı kullandı. Referandumu da aynı argümanı kullandı. Dünyada biliniyor, denenmiş. Bu ülkenin sivil toplum örgütleri, gözlemcileri var. Bu yetmiyorsa Avrupa Birliği'nden hani onun üyesi olacağız. Oradan gözlemciler gelsin, sivil toplum örgütleri gelsin, vicdanlı aydınlar gelsin. Bu süreci izlesinler, özellikle bölgeye gelsinler. Desinler ki kardeşim biz bu seçim sürecini izliyoruz. Burada BDP mi baskı yapıyor, devlet mi baskı yapıyor, gerçekten demokratik ve adil bir Bengi Bey. Var mı yok mu? Bengi Bey. Bengi Bey, şimdi burada mesajlar yağıyor, mailler. Gelen maillerin geneli Bengi Bey'e sorun diyorlar. Başbakanın konvoyunda 3 gün önce bir polis şehit oldu. Hatay'da 2 polis 2 gün önce şehit oldu. Sizin yakınlarınızda Silopi'de de dün akşam 2 polis şehit oldu. Çok samimi. Neler hissettiniz? Şunu bir kere bakın sizin televizyonunuz aracılığıyla söyleyeyim. Biz ölümlerin bir tarafını görür, diğer tarafını görmezsek bu sorunların benim açımdan hiçbir anlamı yoktur. Şunu çok açıkça ifade edeyim. Bütün inandığım değerler üzerine ifade edeyim ki bu ülkede yaşanan her ölümden ben yıldız olarak büyük bir acı duyuyorum. Ama 15-20 gündür, bir aydır bu bölgenin çocukları, benim akrabalarım da içinde olmak üzere insanlar
yaşamını yitiriyor. Eğer o mesajı gönderenler ve siz dahil olmak üzere 20 tane gerilanın yaşamını yitirmesinin sizin cephenizde hiçbir anlamı yoksa, bu sorunun da hiçbir anlamı olmaz bu bölgede. Dolayısıyla bu acıları hepsini önemseyelim, hepsine karşı bu çatışmaların olmaması için ortak bir tepki göstermemiz lazım. Ben bütün acıları yaşıyorum. Bu bölge insanının çocukları geliyor, yaşıyorum. Ve dediğim gibi bütün kutsal değerler üzerine sizi temin ederim ki bu ülkede polis olsun, asker olsun, yaşanan bütün ölümlerden büyük bir acı duyuyorum. Bir daha olmaması için de her türlü katliği, her türlü çabayı göstermek için de büyük bir uğraş içerisindeyiz. Ama birilerini inandırmak için de ayrıyeten başka bir şey söyleme gereğini duymuyorum. Benim duygularım budur. Beni tanıyanlar bilir ki parlamentoda da Batman'da da hiçbir zaman siyasette böyle dolambaçlı bir yol izlemedim. Doğrudan doğruya sözlerimi söylerim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Katarcı. Son bir şey daha sormak istiyorum. Bir de şey çok merak ediliyor. Dün veya evvelsi gün Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması da oldu. Tek başbakan yetmez dedi şimdi. Ne demek tek başbakan yetmez? İki bayrağı, iki dili falan biliyorduk da tek başbakan yetmek. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz Türkiye'den ayrılmak istiyor musunuz? Yani Türkiye'den ayrılmayı istemek de bizim en doğal hakkımızdır. Benim şahsi fikrimdir. Bağımsızlık da, federasyon da, özellikle Kürtlerin bir halk olmasından ve ben Kürtleri bir ulus olarak görürüm. Bir ulus olarak ayrılma da onların hakkıdır. Federasyon kurmak da özellikle. Ama şu anki benim şahsi görüşüm, partimizin görüşleri bu ülkenin içerisinde demokratik özellikle bu sorunların çözülebileceğini, çağdaş dünyanın bu aşamaya geldiğini, dolayısıyla bağımsız devlet kurmanın 20. yüzyılın formülasyonu olduğu şekilde. Bengi Bey'in görüntülerini verseniz arkadaşlar. Evet, dinliyorum Sayın Vekil. 20. yüzyılın formülasyonlarıyla bu sorunları çözemeyiz. 21. yüzyılda insanlar daha çok globalleşmeyi, bir arada yaşamayı ama herkesin kendi dilini, kültürünü, kimliğini yaşadığı bir sistemden yanayız. Bizim formülasyonumuz demokratik özelliktir. Biz coğrafyasını uyarladığımızda da demokratik özet Kürdistan formülasyonu benim istediğim bir formülasyondur. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Vekilim. Teşekkür ediyoruz. Selam, saygılar. Sağ olun.